Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, AK Parti'nin ciddi oy kayıpları yaşadığını ve bu yüzden bir sonraki seçimde kazanmak için denediği yolları anlatan bir yazı kaleme aldı. Yazısında Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi için, saray yazarının itirafı, Erdoğan HDP olmadan kazanamıyor, ifadelerini kullanan Ataklı, HDP saraya destek verirse Erdoğan yeniden seçilir, diyerek bir analizde bulundu. Can Ataklı'nın, saray yazarının itirafı, Erdoğan HDP olmadan kazanamıyor, başlıklı yazısı şu şekilde, Erdoğan, tek adam adamlık, hayalini aklına ilk düşürdüğünde herhalde bugünlerin geleceğini pek düşünmemişti. Düşünse zaten bu maceraya girmez kendisini de ülkesini de uçuruma sürüklemezdi. Gerçi düşünmesine de gerek yoktu, çünkü çok uyarı yapıldı kendisine, tek adamlık rejisinin ucube bir rejim olduğun bunun sonunun asla iyi olmayacağı binlerce kez söylendi. Ama Erdoğan ve çevresindeki ikbal bekleyenler, gelmiş geçmiş iyi sistem budur, Türk tipi başkanlık ile çağ atlayacağız, yaygaraları arasında hamhum şaralop örneği gibi tek adamlık rejimine verdik. Şimdi Erdoğan ve saray efradı kara kara düşünüyor. Tek adamlık sistemi iflas etti. Erdoğan'ın artık karşısına kim çıkarsa çıksın %50 artı biri bulması olanaksız. Tek şansı muhalefet blokunda gedi kaçması, buradan bir siyasi hareket olduğu gibi arkasına almasıdır artık. Bunu denedi. İyi Parti'ye çengel attı, Akşener'in çok yakını ile uzun bir görüşme yaptı, sonuç beklediği gibi olmadı. Sonra HDP'ye göz kırptı. Kesin bir ret almadı ama yeşil ışık da göremedi. Ardından Gül'e, Gül, uzattı, yaptığı gizli görüşmede cazip öneriler sıraladı. Ama Abdullah Gülden de ışık alamadı. Şimdi bu yaşananları bir kenara bırakalım ve saray yazarlarından Abdülkadir Selvi'nin dünkü yazısına bakalım. Selvi ya büyük çam deviriyor ya da saraya başka çare yok, bunun üzerine gideceksiniz diyor. Nedir üzerine gidilecek olan? HDP'ye tekrar el uzatmak. Selvi'nin dünkü yazısından çok hassas bir bölümü size de sunmak istiyorum. Selvi diyor ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cephesinde bütün yollar HDP'ye çıkıyor. HDP olmadan bırakın seçimi kazanmayı, yanına bile yaklaşamıyorlar. Yani, eğer HDP Millet İttifakı ile ortak hareket ederse seçimi muhalefet kazanıyor. Tersinden okuyalım, HDP saraya destek verirse Erdoğan yeniden seçilir. Sanıyorum Selvi sanki gaf yapıyormuş gibi davranarak saraya bir hedef gösteriyor. Saray yazarı konuyu muhalefet açısından ele alıp içeri nifak sokmaya çalışıyor. Ki zaten iktidar yandaşları Millet İttifakı'nı hep bu yolla vurmaya çalışıyor. Selvi, HDP'siz olmaz ama Millet İttifakı'nın üyeleri HDP ile yan yana gelmeye çekiniyor, diyor, saraya, işte size zayıf nokta buradan vurun, uyarısı yapıyor. Erdoğan için çark etmek, dün dediğinin tersini yapmak, kandırıldığını söylemek çok kolay. Önümüzdeki günlerde yeni bir açılım sinyali verilmesi kimse için şaşırtıcı olmamalı, ifade